Hindistan'da 40 yıldır nohut üreticiliği yapan Satish Gandhi, ham maddesi nohut olan ürünleri araştırırken leblebiyle karşılaştı. Gandhi leblebinin nohuttan elde edildiğini öğrenince bir hayli şaşırdı. Gandhi araştırmaları sonucunda leblebi diyarı olarak bilinen Çorum'u keşfetti. Leblebi üretimi yaparak Hindistan'a farklı bir tat kazandırmayı amaçlayan Gandhi, Çorum'da ömrünü leblebi üretimine vermiş olan Yaşar Bodur'a ulaştı. Yaklaşık olarak 58 senedir bu sanatın içindeyim. Baba sanatı olduğu için 58 senedir bu leblebi ve kuru yemiş imalatıyla uğraşıyorum efendim. Bunu bir övünmek aracıyla söylemiyorum. 15 yıl festival birincisi olduğum için bu sanatta leblebi imalatında çok başarılı olan bir insan olarak bunun da bu sanatı en başarılı olan insandan öğrenmek istediğinden dolayı beni tercümanıyla beraber arayarak bulmuşlar efendim. Gandhi Yaşar Usta sayesinde kendi ülkesine 25 farklı leblebi lezzetini taşıdı. Gandhi farklı zamanlarda 5 kez ziyaret ettiği Bodur'dan leblebi üretiminin inceliklerini öğrendiğini anlattı. Onun iş yerinde leblebi üretimi hakkında birçok şey öğrendim. Daha sonra Hindistan'da kendim leblebi üretimine başladım. İlk başlarda leblebi Hindistan'da çok farklı bir tat olarak görüldü. Daha sonra Hindistan tarzı baharat katarak yaptığımızda leblebinin tadını çok sevdiler. Gandhi leblebinin insan sağlığı açısından faydalı bir besin olduğuna da dikkat çekti. Hindistan'da hükümetimiz ile doktorlarımız leblebi inceledi ve insan sağlığı açısından faydalarını gördüler. Hindistan'da leblebi satışının artmasını bekliyoruz. Nohudun leblebiye dönüşmesinde 14 aşama olduğunu belirten Yaşar Bodursa, üretimin inceliklerini Gandhi'ye anlattığını söyledi. En önemli noktalarını ifade etmeye çalışıyorum. Daha önce ölçüm cihazları getirmişti. Onlarla kaç derecede nohudu fırınlıyoruz? Mesela kaç derecede ulaştığı zaman, nasıl bir duruma geldiği zaman ocaktan boşaltıyoruz? Bu inceliklerini, nohudun kabuk soyma ve sulama işlemlerini inceledik.